Yeniden beraberiz aranın ardından, aramızın öncesinde uzun bir süre aslında Kutsal Kitabı destekleyen arkeolojik bulgular üzerine konuştuk. 2017 yılında pek önemli olanları elbette seçerek yaptık bunu. Çünkü daha pek çoğu var ama siz araştırmanızı sürdürebilirsiniz diyerek o bölümü noktaladık. Şimdi ikinci kısımda İran'daki protestolar üzerinden birkaç farklı noktaya bakacağız aslında. Haberimize pas atmadan önce birazcık çerçevesini çizelim istiyorum seninle birlikte. Evet. Bu İran'daki protestoların neden başladığını izleyeceğiz haberimizde, nasıl oluştuğunu, hala devam ettiğini. Üzücü noktada çünkü can alıyor artık, şiddetin artmasıyla birlikte. Bu bize en çok üzen yanı ama bunun altında yatan nedenleri izleyeceğiz. Ondan sonra da bilhassa bizim dünya görüşümüz için bu tür olayları nasıl okumamız lazım? Protestoya götüren sınır ya da varsa devlet ve insan ilişkisi, Kutsal Kitab'ın bu konuda ne dediği noktasına bakacağız. Ve bu tür olayları çok daha nesnel bir şekilde okuyabilmek için nasıl bir tavır almamız lazım? Bunu konuşacağız aslında. Çünkü bu İran özelinde olabilir ama başka durumlarda da önümüze çıkıyor. Kesinlikle. Ve bazen Hristiyan olarak nasıl bunu yorumlamalıyım ya da bu olaya nasıl yaklaşmalıyım cevabını veremediğimizde tümüyle pasif ve sessiz kalıyoruz. Bu da elbette istemediğimiz bir durum, öyle değil mi? Ya da rüzgarın sürüklediği bir yaprağa dönmemeliyiz. Evet. Kararımız olmalı, bir bakışımız olmalı ve bir duruşumuz olmalı. Ve özellikle eyleme geçen fikrimizin olması bizi hareket ettiriyor. Yani genelde hareket etmememizin sebebi de budur. Fikrimiz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz ama sağlıklı bir dünya görüşü olduğu zaman özellikle bu tür durumlarda neler yapabileceğimizi hemen anlayabiliriz ve eyleme geçebiliriz. Aslında tabii ki burada bu siyasi bir durumdur. Dolayısıyla Kutsal Kitap'ta bize gösterdiği bir şey var. Bizim inancımız siyasetle bir yakınlığı yok. Tamamen Tanrı'yı yaşamımızın birinci sırasını alıyoruz. Tanrı'nın sözüne uygun bir yaşam sürdürüyoruz. Ancak önemli olan şey şu, büyük bir bilgi kirliliği var. Yani haberleri okuyabilmek. Bu durumla ilgili gelen, ortaya çıkan bütün haberleri bir mantık süzgecinden geçirip, bir değerlendirme süzgecinden geçirip bu şekilde yorumlamalıyız. Ve en büyük sorun da bu. Örneğin gazetelerde çıkan beyanları ya da manşetleri gördüğümüzde tabii ki Türkiye'den bir bakış açımız var. Ancak küresel ve dünyasal bir bakış açımız da olmalıdır. Kesinlikle. Çünkü birçok kişi çok farklı beyanlar verdi, manşetlerden haberler çıktı ve aynı zamanda İran yöneticileri de bazı açıklamalar yaptı ama bunların hepsi Türkçe'ye çevrilmedi. O yüzden demek istediğim şey birçok metni okumalıyız, medya okur yazarlığı konusunda geliştirmeliyiz ve daha sonra Tanrı sözüne uygun bir şekilde tavır göstermeliyiz ki Kutsal Kitap açıkça bize söylediği şey bu. Her yönetim aslında Tanrı'dan geliyor bir anlamda. Tabii ki burada devletin neden var olduğunu doğru bir şekilde doğru bir yere koymalıyız. Devlet halkına hizmet eden, halkının refahı için, halkın güvenliği için var olan bir kurumdur. Ve bunun tersinden söz edemeyiz, bahsedemeyiz. Söz etmemeliyiz çünkü doğası böyledir. Evet. Ve dolayısıyla insanın, vatandaşın devletle bir arada olması, bir barış içerisinde olması en büyük temennimizdir. Ve Hristiyanlar olarak bunun için de dua etmeliyiz ve çabalamalıyız. Bunları söyledikten sonra aslında çok kısa bir giriş yapmış olduk. Üzerine bina edeceğiz sizlerle beraber ama haberimizi izleyelim öncelikle. İran'daki protestoların neden başladığını, sebeplerinin ne olduğunu ve nasıl geliştiğini aslında olayların. Haber bültenimizin hazırladığı bir bandı var. Onu izleyelim. Ardından bu protestolar özelinden konuşmayı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz Perşembe günü İran'ın en büyük ikinci şehri olan Meşhed'de fakirlik ve işsizlik nedeniyle İran halkı protestolara başladı. Protestolar kısa zamanda Tahran'a ve ülkenin geri kalan kısmına da yayıldı. On binlerce kişinin katıldığı protestolarda hayat pahalılığının yanı sıra İran'ın Orta Doğu politikaları da hedef alındı. Muhafazakarların karesi olan Meşhed'de böyle bir protestonun çıkmasını, kimileri muhafazakar kesimin ılımlı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye baskı yapmak için çıkarmış olabileceğini belirtti. Gösteriler sırasında öne çıkan diğer isimse Ayetullah Ali Hamani'ydi. Göstericilerden bir kısmı dini lider Hamani'yi istifaya çağırdı. İran Devlet Televizyonu pazartesi gecesi düzenlenen sokak gösterilerinde ülke genelinde 9 kişinin öldüğünü bildirdi. Hafta sonundan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselmiş oldu. Yüzlerce kişi gözaltına alındı. Valilik bu kişilerin güvenlik güçleri tarafından vurulmadığını duyurdu ancak bir milletvekili polisin olaylarda ateş açtığını söyledi.
Facebook ve Twitter'ın zaten yasak olduğu İran'da Telegram ve Instagram'a da erişim yasağı getirildi. Hükümet sosyal medyadaki kısıtlamalara ülkede huzurun sürdürülmesini gerekçe olarak gösterdi. 80 milyonluk İran halkının çoğu haberleri Telegram'dan takip ediyor. İran Devlet Televizyonu pazar gününden itibaren protesto görüntülerini yayınlamaya başladı. Ancak yayınlanan haberlerde ağırlıklı olarak bankalara ve devletin mal varlıklarına saldıran gençlere İran bayrağını yakan bir kişiye yer verildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise acil düzenlenen güvenlik zirvesinde olayları sadece dış güçlerin komplosu olarak görmenin hata olacağını söyledi. Yani ilk önce devlet şiddetten elini çekecek. Hoşgörülü ve bol müsamahalı olacak. Bol müsamaha da ne yapacak? Halkı teskin edecek. Ama sen en ufak bir gösteriye tahammül edemezsen bu işler böyle olur. Halkın elinde herhangi bir mekanizma da yok. Halk doğal olarak gösterilerini yapar. Ondan sonra hep sağa solu yıkmadan, sağa solu parçalamadan yapılan bana göre her gösteri bir bah. Ama sen kalkıp da onları tahrik eder de, onları joplarsan, bilmem ne yaparsan doğal olarak halkta ne oluyor? Şiddete bulaşmış oluyor. İnsanın vicdanı rahat olması lazım. İnsan olmak lazım. Vicdanlı olmak lazım. O zaman hiçbir canlıya kötülük yapamam. Takip ettiğim kadarıyla da devletin de, İran hükümetinin de buna sert müdahaleleri oluyor. Elbette hukuk yoluyla savunur. Lakin bulunduğu ülkenin hukuk şartları buna ne kadar müsaade ediyor? Örneğin şu an İran'daki gibi sokağa dökülen halk ne kadar hukuk yoluyla kendini müdafaa edebiliyor? Tartışılır. Ama elbette hukuk yoluyla, diyalog yoluyla çözülmesi gerekiyor. Programımızın ikinci bölümünde İran'daki protestolar üzerinden konuşacağımızı belirtmiştik. Bununla ilgili de ardından aslında daha önce izlemediğiniz bir şey yaptık. Sokak röportajlarına yer verdik. Onu anonsumda belirtmeyi unuttum habere giderken. Zaman zaman işlediğimiz konuyla ilgili bir sokak röportajı bölümümüz de olacak. Ki sizin de bu konuda ne düşündüğünüzü aktarabilmek için aynı zamanda sosyal medya aracılığıyla da bize düşüncelerimizi aktarabildiğimizi söyleyelim. Haberimizde de izlediğimiz gibi öncelikle ekonomik dayanağı var. İnsanların ciddi anlamda sıkıntıya düştüğü bir süreçten bahsediyoruz İran'da ve bilhassa yakın tarihte bazı ambargoların, ekonomik ambargoların kaldırılmasıyla evet. birlikte insanların bunun olumlu yönde aslında değişeceğiyle ilgili çok derin beklentileri vardı yaşamlarıyla ilgili ve devlet tarafından bilhassa bunun sağlanmadığını fark ediyoruz. Ben İran halkıyla da yapılan sokak röportajlarını izlemiştim. Evet. Onların ağzından da duyduklarıma ilişkin bunu söylüyorum. Ve buna bir doğal tepki olarak başlıyor olaylar elbette. Ama durulmuyor, mutlaka devam ediyor. Evet. Ve Orta Doğu coğrafyasını bir bütün olarak düşüneceksek zaten halkların çok birbirine karışmış bir şekilde yaşadığını biliyoruz. Ve bu olayların nasıl bir sıçrama gösterdiğini de biliyoruz. Ama haberimizden hemen önce biz tümüyle elbette bu olayın taraflarına erişemeyeceğimiz için ya da onların birinci elden aslında düşüncelerini alamayacağımız için medyaya bakmak zorundayız, basına tabii, bakmak zorundayız. Tabii. Ve bu İran özelinde böyle ama diğer birçok olayda da hangi şekilde, hangi bilgilerle fikrimizi oluşturuyoruz? Bizim için, Hristiyan dünya görüşü için önemli olan tarafı bence bu. Senin de belirttiğin gibi tarafsız, objektif kesinlikle. Haber kaynaklarını biz ısrarla bakmalıyız ve araştırmalıyız bunlara erişmek için. Ekstra çabamızın gerektiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Onu söylememiz lazım. Ve bununla birlikte aslında insan odaklı mutlaka okumamız gerekiyor haberi. Bir başka önemsediğim yanından bahsetmek istiyorum o yüzden. Hem bu İran olaylarında hem kendi ülkemizde olsun ya da başka yerlerde olsun. Bu haberleri izlediğimiz zaman bizim için inancımızın
en odak noktası Tanrı'nın insana olan merhameti, sevgisi, evet, ve onun kayırıcılığı aynı, hı-hı, zamanda. Hı-hı. Bunun bir biçimde sağlanamadığını görüyoruz. Hı-hı. Ve çok daha fazla bir yozlaşmaya gidildiğini, bunun şiddetle birlikte örülür bir hale, hı-hı, geldiğini görüyoruz. Ve Tanrı'nın isteğinin bu olmadığını biliyoruz. Kesinlikle. Bu arada da senin de belirttiğin gibi devletlerin herhangi bir dini yok, inancı yok. O yüzden, evet, kişisel olarak inançları ve kutsal kitap metinlerinde de birçok yerde de hem mektuplarda gördüğümüz gibi hem de İsa'nın yöneticilerle karşı karşıya kaldığı durumlarda gördüğümüz gibi, evet, inancımızla birlikte bizim dua etmemiz gerekiyor yöneticiler için. Ve üzerimize düşen, vatandaş olarak üzerimize düşen şeyi yapmamız gerekiyor. Ama tekrar belirtmemiz gereken şu ki devletler halklar için var, evet, insanlar için, tabii, var. Ve bir düzen içerisinde mümkün olduğunca barışın korunduğu ve gelişmenin desteklendiği bir yaşam biçimi için var. Ve bu sağlanmadığı zaman elbette, tabii, doğal olarak, tabii, protestoları bir beraberinde getiriyor. Ama bizim bu konularla ilgili fikrimizin nasıl oluşacağı, evet, kısmı bu olaya bakarken aynı oranda önem taşıyor. Kesinlikle. Özellikle Paulus Romalılar 13. bölüm 4. ayette bu devlet mekanizması ya da yönetim mekanizması ile ilgili, hı hı, onun amacıyla ilgili şöyle yazdı. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Yani, hı hı, yönetim insanlar için var. İnsanları doğru refah içerisinde yaşatabilmek, güvenlik içerisinde yaşatabilmek için bir otorite var. Hı hı. En kilit ayetlerden olduğu için tekrar okumanı rica edebilir miyim? Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Hı hı. Ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Demek, hı hı, ki devlet kötülüğü durdurmak için orada. Harekete geçiyor. Adaletin sağlanması. Adaleti sağlamak için. Eğer bunu yapamazsa zaten o zaman bu niteliklerden hızla uzaklaşıyor ve yozlaşıyor, hı-hı, ve bu zaten diktatörlük vesaire gibi bir yönetim biçimine geçiyor. Tabii ki şimdi burada İran çok özel bir yer. Topraklar belki komşuyuz ama İran'daki dinamikler ve siyasi dinamikler bir sarmal gibi. Hı-hı. Ambargolar var, içeride yönetim anlayışı var, bir kültür var, bir sentez var, bir çeşitli insan grupları var vesaire. Hı-hı. Hı-hı. Politik bir bakış açısı da var ve dolayısıyla buradan oraya bakıp işte şu doğru bu doğru demek çok, evet, kolay değil. Fikir beyan etmek için, kesinlikle, gereken bilgiye sahip değiliz. Kesinlikle. Birinci olarak bunu anlamalıyız. Ama, hı-hı, şunu söyleyebiliriz. O durumda şiddet içeren her şeye karşıyız. Yani, hı-hı, şiddet olmamalıdır. Yani mümkün olduğu kadar her şeyi barışçıl bir yolla çözmeye gayret etmeliyiz. Kutsal Kitap bize böyle söylüyor. Hı-hı. Ve kilise tarihine bakmalıyız. Kilise tarihinde Roma İmparatorluğu Hristiyanlara bir süre özellikle 3. yüzyıla kadar hiç iyi gözle bakmadılar. Şiddetli ve bir zulüm dönemiydi o zaman. Şiddetli bir zulüm bir dalgası geldi ve o zaman Hristiyanların tutumları ne oldu? Tam tersine işte Kutsal Kitap'ın yazdığı gibi, hı hı, onlar yine boyun eğdiler. Çünkü Tanrı'nın adaletine güveniyorlardı. Aynı, hı, zamanda bu dünyanın geçici olduğunu, asıl olanın sonsuz yaşam olduğunu, hı hı, bilerek bu adaletsiz yargılara boyun eğdiler. Hı hı. Ve bu açıdan tabii ki burada sessiz kalmaktan bahsetmiyorum. Ama inancımızın üzerinde durmak, hı hı, ve Tanrı'nın sözüne uygun bir şekilde İran için dua etmek, hı hı, bu şiddetin var olduğu her yer için dua etmek aslında çok onurlu ve güçlü bir eylemdir. Evet. Şimdi İran'dan sonra Tunus da aynı şeyler başladı olduğunu, evet, görüyoruz. Tabii ki iddialar çok farklı ve özellikle şuna da karşıyım. Başka bir devletin iç dinamiklerine müdahale edip, hı hı, bu şekilde açıklamalar yapması da son derece, evet, nahoş bir durum. Çünkü orada fikirleri olan, oylarıyla bir lideri seçen bir halk var. Hı hı. Ve bu açıdan bu da önemli. Ama Hristiyan olarak bir dünya görüşümüz varsa, ne olursa olsun taraf tutmak yerine, hı hı, biz oradaki şiddetin durması için ve orada gerçekten refahın oluşabilmesi için, barışın oluşabilmesi için dua etmeliyiz ve bu gerçekten en aktif eylem biçimi diye düşünüyorum. Evet, her tarafa aslında hakkını teslim ederek, evet, Sezar'ın hakkı Sezar'a. Sezar'ın hakkını Sezar'a vererek tam da İsa'nın söylediği gibi bu olaylara yaklaşmamız gerekiyor. Elbette en önemli bizim hareket noktamız dua olacak. Ama başka programlarda da bilhassa üzerinde durarak belirttiğimiz gibi adaletten ve barıştan yana aktif bir tavır, evet, alarak yaşamımızı sürdürüyoruz. Hristiyan kimliğimizi devam ettiriyoruz. Ve dünya görüşümüzün aslında çerçevesini çizen şey de tam bu oluyor. Ve hem bu olay üzerinden bunu söyleyebiliriz hem de diğer protestolarla ilgili hayatımızın, evet, tam ortasından, mahallemizin en ana bölgesinden başlayarak aslında bu tavrı sürdürebiliriz. Ve Tanrı'nın yine belirtmek istiyorum, sona da yaklaşıyoruz
bir hayli sonuna geldik programımızın. Tanrı'nın odağı her zaman insanın ta kendisi. Evet. Onun tarafından kurtarılmamız, onun tarafından sevilmemiz, kayırılmamız ve onun iyi niyetlerinin yaşamımızda gerçeğe dönüşmesi. Evet. Ve kötünün böylelikle alt edilmesi aslında. Bu en üst aslında değerin peşinden giderek bu olaylara yaklaşmamız sanıyorum. Daha sağlıklı bir tutunma bizi götürecek. O çözümün bir parçası olamasak bile çok başka bir çerçevede, çok daha aslında sonsuzluk çerçevesinde bir rol oynayabileceğimizi düşünüyorum her olayda. Ama bunun bir biçimde bizim için yük olması lazım. Yani bizim umrumuzda olması lazım. Öncelikle tabii ki Tanrı'nın bizi koyduğu yerden başlayarak bunu yapıyoruz her zaman için. Bunun rastlantı olmadığını bilerek ve bunun zincir zincir diğer dünya içinde taşıdığımız Tanrı'nın yüreğinde yük olan onu üzenin bizi de üzmesi ve bunun için onun gücüyle bir fark yaratmak için eyleme geçmemiz olarak tavrımızı bir kere daha hatırlatabiliriz. Aynı zamanda çok kısaca Tanrı'nın egemen olduğunu ve tarihi yöneten bir Tanrı anlayışına sahip olduğumuzu unutmamalıyız ki kutsal kitapta biz bunu açıkça görüyoruz. Ulusları değiştiren, yönetimleri değiştirebilen kadir bir Tanrı'yı eski antlaşmada açıkça görüyoruz ve Tanrı'nın hikmetine güvenmeliyiz, onun egemenliğine güvenmeliyiz ve onu izleyerek, sorumluluk hissederek bu zor durumlar için dua etmeliyiz ve Tanrı mutlaka adaleti orada sağlayacaktır deyip tamamlıyoruz. Bu değerli izleyiciler, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Özellikle medya hesaplarımızdan bize ulaşabileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyoruz. Haftaya farklı konularda tekrar birlikte olacağız. Esenlikler diliyoruz. Esenlikle, hoşça kalın.